Hem başarıları hem de servetiyle bütün dünyanın tanıdığı bir yazılımcı söyleyin desem aklınıza gelen ilk 3 isim kimler olur? Yani yorumlara yazın, bekliyorum biraz. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, biraz daha derine inersek WWW yani World Wide Web'in kurucusu Tim Berners-Lee, Reddit'in kurucusu, aramızdan genç yaşında ayrılan Aaron Schwartz mesela ya da yapay zeka devriminin sembolü haline gelen Nvidia CEO'su Jensen Huang. Liste uzar gider. Hepsinin erkek olmaları dışında ortak noktası ne? ABD'li olmaları. Hepsi de ortaya koydukları multimilyar dolarlık fikirleriyle ABD ve Batı'nın dünya geleceğinde söz sahibi olmasını sağladı mı? Sağladı. Bu yüzden ülkeleri onları seviyor, onlar da ülkelerini. Peki size en az bu isimler kadar başarılı, zengin ve popüler olan ama hem ABD'nin hem Rusya'nın, yani hem Batı'nın hem Doğu'nun, yani neredeyse bütün dünyanın süper güçlerinin aynı anda nefret ettiği bir yazılımcı söyleyin desem. Yalnızca bir kişi var. Pavel Durov. Kurucusu olduğu Telegram'ı bilirsiniz. Hani yıllar önce WhatsApp'a gelecek güncellemeye tepki göstermek için akın akın koştuğumuz mesajlaşma uygulaması. For me and for most of my team, WhatsApp sucked most. We actually started as... You say WhatsApp sucks. Absolutely. Aslında sadece mesajlaşma uygulaması demek çok doğru bir tanımlama olmaz Telegram için. Buna birazdan geleceğim. Az buz değil. Şu an 1 milyar kullanıcısı var Telegram'ın. Peki 37 yaşındaki bu adam bir mesajlaşma uygulaması dışında ne yaptı da doğduğu ve büyüdüğü ülkesi Rusya'dan tabiri caizse kovuldu? Ne yaptı da Putin'in en nefret ettiği yazılımcı oldu? Ne oldu da Batı ülkelerini tek amblem altında birleştiren NATO'nun kurucu ülkelerinden birisi olan Fransa'da bir anda yaka paça bir akşam tutuklanıverdi? Bir anda bütün dünyanın nefret ettiği tek yazılımcıya dönüştü. İnternet tarihinin en tuhaf adamlarından biriyle tanışmaya hazır olun. Çünkü bu adamın eli kolu şu anda yeryüzünde devam eden her savaşa, eylem planlayan her terör örgütüne, yürüyüş düzenleyen her aktiviste kadar uzanıyor. Yıl 1984. O zamanlar Rusya yok tabii. Sovyetler Birliği'ndeyiz. Bugün St. Petersburg olarak bilinen şehir Leningrad'da dünyaya geldi Pavel Durov. Oldukça elit ve milliyetçi bir Rus ailesinde büyüdü diyebiliriz kendisi için. Dedesi 2. Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı savaşan Sovyet Kızıl Ordusu'nun vatanseverlik ve yıldız nişanları alan bir askeriydi. Dünya dillerini kültürlere ve belgelere dayalı olarak inceleyen filoloji doktoru olan babasının işi gereği liseyi İtalya'da, üniversiteyi de memlekete döndüklerinde Rusya'da yine St. Petersburg Üniversitesi'nde tamamladı. Sözelciydi bizim Pavel ama 8 dil biliyordu. Yazılıma da meraklıydı. Ancak ağabeyi Nikolay, matematik ve programlama olimpiyatlarında uluslararası şampiyonlukları olan zehir gibi bir adamdı. Mezun olduğu 20'li yaşlarının başında o dönemki her genç gibi saatlerini bilgisayar başında geçiriyordu Pavel. Bir iki forum sitesi de kurmuştu hatta o dönemde. O zamanlar şöyle mobil uygulamalar, böyle mobil uygulamalar, akıllı telefonlar yok tabii. CX75 değil mi? CX75 Polat Bey. Bende 2 tane var. Duruma göre, şekle göre. Bilgisayar var, tarayıcı var. Google var, Yandex var, forumlar var, o kadar. Tıklayıp açıyorsun, arıyorsun, çıkıyor, www yazıp geziyorsun internette. Yani internette geçirdiğimiz süre, bilgisayar başında kaldığımız süreye eşit diyebiliriz. O sandalyeden kalktığımız anda offline'ız. Dün 20 yıldır görmediğim asker arkadaşımla sohbet ettim. Kendisini dün de görmüş değilim. Ama hiç değişmemiş. Nerede mi sohbet ettik? İnternette. Nasıl mı? Kolay. İşte böyle bir dünyanın ta öbür ucunda kurulan bir internet sitesi dikkatini çekti Pavel'in. Üniversite öğrencileri bu siteye üye olabiliyor, birbirlerini arkadaş olarak falan ekleyebiliyor, kendilerine özel bir sayfa yani profil açıp kendi düşüncelerini ve hoşlarına giden her şeyi paylaşabiliyordu. Yeni bir şey değildi bu ama o güne kadar yapılan en iyisiydi. O zamanlar dayıların baskınına uğramamış olan bu internet sitesi Facebook fırtına gibi esiyordu. Benzeri vardı ama eşi yoktu. Tertemizdi anlayacağınız. Remember that old New Yorker cartoon? On the internet, nobody knows you're a dog. But in the real world, some of the internet's most influential and successful forces have their own version of that line. İnsanlar bunun adına sosyal medya demek üzereydi. Pavel aradı abisini. İki arkadaşını da ortağı yaparak Facebook'u birebir kopyaladıkları bir internet sitesi kurdular. VKontakte adını verdikleri bu site, Facebook'un aksine Rus ve Rusça odaklıydı. Kısa sürede Rusça konuşulan tüm bölgelerde ve ülkelerde, hatta Ukrayna'da bile en popüler sitelerden birisi haline geldi. Facebook Rusya'ya gelene kadar Pavel ülkenin en genç milyoneri oldu.
oldu. Çok popüler bir sima haline geldi, artık böyle yolda falan da yürüyemiyordu. Kullanıcı sayısı 10 milyona, şirketin değeri 3 milyar dolara ulaştığında ona Rus Mark Zuckerberg lakabı taktılar ama daha sonradan anlaşıldı ki bu iki adamın birbirleriyle hiç alakası yoktu aslında. Çünkü bu işleri ABD'de yapmakla Rusya'da yapmak arasında dağlar kadar fark vardı anlayacağınız. Pavel ya o dağları delecek ya da hepsine boyun eğecekti. 2011'deki seçimler sırasında muhalif hesap ve grupları silmesi istendi Pavel'den. Kapısına polisler dayandığında yanıt olarak kişisel hesabından köpeğinin kapşonlu tatlı bir fotoğrafını paylaştı. Rusya'nın diğer teknoloji devi Mail.ru'u hükümetin desteğiyle VKontakte'yi satın almak için teklif götürdüğünde şöyle bir fotoğrafla tekrar yanıt verdi Pavel. Bu parmağın hedefi de aslında Putin'in ta kendisiydi. Adeta o dağlarla dalga geçiyordu. Dünyanın yeni yeni tanıştığı sosyal medya bizim için henüz bir eğlence aracıyken Rusya gibi gerilimli bir ülkede bambaşka karşılık bulmuştu. Rusya Ukrayna'ya ait Kırım'ı ele geçirdi. Ukrayna'nın doğusu parçalandı. Rusya güdümlü özel bölgeler kuruldu. Putin'in işgal politikalarına karşı çıkan muhalif Rus grupları eylem yapmak, Ukraynalılarda ayaklanmaları örgütlemek için bilin bakalım nereyi kullandı. Tabii ki de VKontakte. Putin'in emrindeki hükümet yetkilileri Pavel Durov ve şirketi VKontakte'den Ukraynalı bu grupların kişisel bilgilerini talep etti. Pavel Durov bunu Rusya'daki yasalara ve insan haklarına karşı bulduğu için reddetti. Verdiği savaş dedesi gibi cephede değildi belki ama milyar dolarlık dev şirketinin yönetim kurulu direnemedi bu baskılara. Günün sonunda Pavel kendi kurduğu şirketin yönetim kurulu tarafından kovuldu. Pavel'e göre şirketin yöneticileri Putin'in yandaşlarının etkisi altında kalmıştı. Şirketi Mail.ru'nun eline geçmişti. Hatta Mail.ru adını bir süre sonra VK olarak değiştirecekti. Rusya internet şirketleri için uygun bir ülke değil diyerek ülkesini terk etti Pavel. Hisselerini satarak 300 milyon dolarlık kişisel servetini İsveç bankalarına aktarmış bir şekilde üstelik. Dağların etrafından dolaşmayı tercih etmişti. Çok yakında sadece Putin Rusya'sının değil, sansürcü ve baskıcı tüm hükümetleri sinir krizlerine sokacak 8 boyutlu bir satrancın ilk hamlesiyle Rusya'dan ayrılmak Pavel için. İlk adresi çoğumuzun adını bile duymadığı küçük bir Karayipler ülkesi olan St. Kitts ve Nevis adalarıydı. 250 bin dolar bağış yapıp vatandaşlık aldı orada. Polisin kapısına dayandığı ve artık aldığı her nefesin dinlendiği yıllarda aklına gelen kimsenin kıramayacağı güvenli bir iletişim uygulaması fikrini hayata geçirmenin tam vaktiydi. Çünkü hem nakdi vardı hem de vakti. Telegram. Ama sıradan bir mesajlaşma uygulaması değildi Telegram. WhatsApp gibiydi görünüşte ancak çok önemli iki farkı vardı. Telefon numarası kullanmak zorunda değildik bir kere. Hesap açmak yeterliydi. Ancak matematik dahisi abisi Nikolay'ın geliştirdiği şifreleme teknolojisi o kadar güvenliydi ki atılan mesajlar ne hackerlar ne de hükümetler tarafından ele geçirilemiyor, takip edilemiyordu. Ücretsiz ve reklamsızdı Telegram. Bu başarıyı daha fazla paraya çevirmek istedi Pavel Durov. Telegram açık ağı Ton ve Gram isimli kripto para birimini piyasaya sürdü. 1.7 milyar dolar yatırım topladı. Uygulamayla aynı adı taşıyan şirketin merkezi Berlin, Singapur ve Londra'dan sonra bir vergi cenneti olan Dubai'ye taşınmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai'deki en zengin kişi artık bir Arap değildi. Kendi ülkesinden kovulan bir Rus'tu. Pavel Durov tıpkı VKontakte döneminde olduğu gibi Rusya'daki sansürlere karşı direnmeye devam ediyordu. Putin Telegram üzerinden yine Pavel Durov'a baskı kurmaya, Telegram kanallarında böyle haberleşen muhaliflerin bilgilerini vermeye zorluyordu. Uzlaşamadı. 2018'de Telegram Rusya'da yasaklandı. Rusya'da bir kahramana dönüşü verdi Pavel. Hazreti İsa yerine koyulduğu Telegram logolu pankartlar eylemlerin bir numaralı sembolü olmuştu. Putin'in ayı sırtında koşturduğu o meşhur güçlü lider imajı çizen üstsüz fotoğraflarını hatırlarsınız hepiniz. Pavel Durov da üstsüz fotoğraflar paylaşarak Putin'le dalga geçmek için kendi ülkesinde yasaklanan devrimci teknoloji lideri imajını kullandı. Artık Rusya'ya dönüş biletinin tamamını yakmıştı Pavel anlayacağınız. Telegram'da şifreli mesajlaşma uygulaması olarak yoluna başladı ama hızlıca topluluk uygulamasına dönüştü. Hatta bir bakıma Deep Web'i telefonlarımıza, cebimize kadar getirdi desek yeri var. Ne ararsanız buluyorsunuz ama biraz daha derine gittiğiniz anda korsan kitapların, filmlerin, oyunların, yetişkin içeriklerin paylaşıldığı artı 18 kanallar bile gördüklerinizin yanında masum kalıyor. Terör örgütleri, çocuk istismarcıları, organ mafyaları, uyuşturucu tacirleri, diziler gibi nasyonel sosyalist ve aşırıcı nefret grupları hepsi ama hepsi Telegram'ın şifreli mesajlaşma devrimi sayesinde yepyeni bir iletişim aracına kavuşmuştu özünde. ISIS could come up with their own messaging solution within a month or so if they wanted to, because the You mean create their own Telegram?
Exactly. Şirket kullanıcıların ne konuştuğuna, hangi amaçlarla hangi kanalları açtıklarına hiç karışmadı. İnternet neyse Telegram'da oydu ki zaten internet de giderek gerçek hayatın ta kendisine dönüşüyordu. Suçlularla aynı havayı soluduğumuz, hatta bazılarının hepimizden çok hakka sahip olduğu bir ortamdan söz ediyorum. 2 yıl sonra Rusya Telegram'la orta yolu buldu ve terörizm ve aşırılığı engelleme karşılığında Rusya'da yeniden erişime açıldı Telegram. Ama hangi terörizm, hangi aşırılık? Bu sorunun yanıtı da ne yazık ki çok gecikmedi. Yıldır devam eden gerilimler artık resmen Rusya-Ukrayna savaşına dönüştü. Batı ülkeleri Ukrayna üzerinden Rusya'yı karşısına almıştı. President Putin. Aynı Batı ülkeleri bu kez hemen aşağıda İsrail bayrağının arkasına gizlendi. NATO Rusya'ya karşı asker göndermedik diyor ama Telegram kanallarında ölü NATO askerleri ve CIA ajanlarının görüntüleri paylaşılıyordu. İsrail Gazze'deki sivillerin nasıl soykırıma uğratıldığına dair Telegram gruplarında görüntü paylaşan yüzden fazla gazeteci için infaz emirleri veriyordu. Kuzeyimiz ve doğumuz yetmediyse güneyimize gidelim biraz da. Afrika ülkesi Nijer'deki darbeden sonra Fransa ordusunun birliklerini arttırdığı bölgelerdeki insanlar da işgal olarak nitelendirdikleri bu harekete karşı protestolarını Telegram kullanarak örgütledi. Kaderin cilvesine bakın. 100 yıl önceki savaşlarda da en büyük teknolojinin adı telgraftı. Şimdi Telegram oldu. 100 yıl önce yine kablolar kesiliyordu iletişimi kesmek için. Şimdi yine kablolar kesiliyor. Yani teknoloji değişti ama sansürün yöntemi sanki pek değişmedi gibi. Pavel Durov, Rusya ve Putin'den sonra kendisine yepyeni düşmanlar edinmişti. NATO ve Avrupa. Hem Doğu'nun hem Batı'nın nefret ettiği bir insan olmak zordu. Bir gün Azerbaycan'dan Paris'e gittiği sıradan bir uçuştan sonra ismini yolcu listesinde gören Fransa polisi Pavel Durov'u yaka paça tutukladı. Gerekçe yine öncekilere benziyordu. Durov'un Telegram'da çeşitli suç örgütlerinin ve mafyaların faaliyetlerini sürdürmesine izin vermesi. İddialara göre Durov mafyalarla işbirliği içinde ama bu iddiaların arkasında şu an için kesin bir kanıt, bir belge yok. Günün sonunda 1 milyar insanın kullandığı platformdaki iletişimi nasıl kontrol altına alabilirsiniz? 1 milyar nüfusu olan bir ülkedeki tüm suçları engellemek nasıl mümkün değilse, aynı sayıda insanın kullandığı Telegram içinde bu çok mümkün gözükmüyor aslında. Pavel Durov masum mu? Rusya'ya karşı gösterdiği direnci Avrupa'ya ve Batı'ya karşı gösterecek mi bilinmez. Telegram'ın akıbeti bile bilinmiyor şu an. Ancak şu kesin ki abisiyle geliştirdiği şifreli mesajlaşma teknolojisi devletlerin kontrolü dışına çıkan yepyeni bir iletişim ortamı yarattı ve Deep Web'i telefonlarımıza kadar getirdi. Aslında tek yaptıkları mesajı gönderen ve alanlar arasında bir elçi olmaktı. Bu modern elçiye zeval olup olmadığını da hepimize zaman gösterecek. Görüşürüz.